FL Studio 20'yi başlattık. İlk etapta esas merak unsuru şu olabilir. Bu programdan nasıl ses çıkar? Burada gördüğünüz kutunun adı Step Sequencer ve bu kutuya bolca başvuracağız. Mantığı da hoş. Standart bir proje açıldığında size 4 adet bateri parçası veriyor. Ritim yazabiliyorsunuz. Bu kutucuklara mouse'un sol ile tıklarsanız vuruşları eklemiş olursunuz. Kick yazan sıraya 4 dörtlük ritim adı verdikleri ritmi dizebilirsiniz. sesi duymak için spacebar tuşuna basın veya tepedeki bu oynatma butonuna tıklayın. İlk sesi hatta ilk basit altyapıyı aslında bu kadar hızlı çıkarmış olduk. Step Sequencer bu yatay büyük kutunun adı ve içinde 3 farklı enstrüman parçası daha var. Bir tane alkış sesi, bir tane zil sesi ve bir tane de Trampet. Farklı kombinasyonlar denemek her zaman için mümkün, sınır yok. Mesela deminki ritmi geliştirmek istesem şöyle bir şey yapardım. sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri modlar arası istenmeyen geçişler. Bu şu demek? Ritmi kutucuklara dizdim ama sesi neden duyamıyorum? İki farklı oynatma modu var. İlki pattern modu, yani bize lazım olan şey. Tam bu bölgedeki ışığın pat isimli butonu aydınlattığını görürseniz kutuya dizdiğiniz ritmi duymanız mümkün olur. Bir de song modu var. Bu mod bütün haliyle bir şarkıyı baştan sona çalmak için oraya konmuş. Ve eğer kutucuklara dizdiğiniz ritmi duymuyorsanız modlar arası istenmeyen bir geçiş yapılmış olabilir ve pat butonuna basmanız gerekir. Synthesizer diye bir olgu var ki duymuşsunuzdur. Bu elektronik gerçek cihazların dijital halleri de var. FL Studio 20'de birçok synthesizer var ama ben ses bankası geniş olan, bilgisayarı da çok yormayan Citrus'u açmak isterim. Step Sequencer'ı açmak için bu noktadaki butona tıklayabiliriz. Bir çeşit aç-kapa düğmesi bu. Hemen altta bir artı işareti var ona tıklayalım. Listeden de Citrus isimli eklentiyi seçelim. İşte bu bir synthesizer yani ses sentezleyicisi. Yaptığı şey şu, farklı elektrik sinyalleriyle meydana gelen ses dalgalarını farklı farklı usullere göre birleştirebilmek. Neticede ortaya çok garip sesler çıkabiliyor. Birçok elektronik müzikte duyduğunuz o enteresan sesler bu tür programlarla yapılıyor. Citrus'taki ses bankası hayli geniş ve bu seslere ulaşmak için tam şu noktadaki Presets isimli yazıya bir kere sol tıklamak yeterli. Bunlar daha önceden yapılmış hazır sesler ve kategoriler altında sıralanmışlar. Mesela gitar kategorisinden elektrik 5 olana tıklarsam o sesi yüklemiş olurum. Sesi denemek için ekranda görünen bu klavye tuşlarına tıklayabilirsiniz. Veya sesi değiştirelim. Preset kısmına tekrar basalım ve başka bir ses seçelim. Sesi denersek şöyle bir sonuç alırız. Artık bu sesi notalara dökebiliriz. Notasyonu oturtma işlemine geçmeden önce projeyi kaydetsek fena olmaz. Yani sürecin kaybolmasını istemeyiz. Ekranın en sol üstünden File ve ardından Save seçeneklerine gelerek projeyi istediğimiz bir klasöre save edebiliriz. Projeyi sağlam aldık o yüzden artık notasyona geçebiliriz. Step Sequencer'ı açıp sitrusu barındıran bu kutucuğa bir kez sağ tıklıyorum ve ardından Piano Roll isimli seçeneğe basıyorum. Önümüze nota sayfası gelmiş oldu. Sıklıkla sorulan sorulardan biri şuydu: Notaların isimlerini nasıl görürüm? Piyano rol içerisindeki şu oka tıklıyorum. Ardından view diyorum. Sonra keyboard style ve flat yani düz seçeneğini seçiyoruz. Sonra yine buradaki oka tıklıyorum. View diyorum. Bu sefer key labels seçeneğine gidiyorum ve all notes yani tüm notaları seçiyorum. Eğer burada duran "White Notes Only" yazısının kenarında bir tik varsa onu kaldırmayı unutmayın. Şu an tüm notaları ve oktavları görebiliyoruz. Basit birkaç bilgi vereyim. C dediği şey do notası oluyor. Yukarıya doğru şöyle bir ilerleme var. Harflerin yanındaki rakamlar da oktav. Oktav rakamı büyüdükçe ses incelir, rakam küçüldükçe ses kalınlaşır. Nota yazma işi pratik olarak cidden kolay yani sol tık ile bir nota sırasına tıklayıp blok yerleştirebiliyoruz. Sonra blokları sağ kısımdan çekerek, uzatıp kısaltarak notaların uzunluğunu belirliyoruz. Veya ortasından basılı tutarak farklı bir yere yerleştirebiliyoruz. Ya da sağ klik ile üstlerine tıklayarak daha önceden koyduğumuz notayı silebiliyoruz. Ben şöyle basitçe bir şey yapayım. Siz dilediğiniz gibi melodi yazabilirsiniz. Bunun bir sınırı yok. Playlist isimli bir kısmımız var playlist bünyesine eklenen patternları song yani şarkı modunda oynatan bir sistem. Yani bestenizin son halini bu sistemle dinliyorsunuz. Buradaki butona basarak playlisti açmak mümkün. Pattern 1 isimli bir yazı var burada. Yani yazdığımız beat ve melodi seçili durumda. Soldaki pattern 1 kutusuna bir kere tıklayıp seçili hale getiriyorum ve sonra playlist alanı üzerine bu pattern'ı yerleştiriyorum. Beat'im ve melodim şu an playlist üzerinde yerini aldı. Bunu belli bir ölçü prensibine uydurursak pattern 1'in kendini 4 kere tekrar etmesi fena olmaz. O yüzden aynı işlemi 3 kere daha yapıyorum. Song moduna geçelim ve akışa bir bakalım. Döngümüz güzel bir şekilde akıyor. Yani çalıştırmayı başardık. Export diye bir kavram var. O da dışa aktarmak oluyor. Veya rendering işlemi de diyebiliriz. Yaptığınız şarkıyı MP3 ve benzeri formatlara dönüştürmeniz için gerekli olan işlem bu. Yine en sol üstteki file ibaresine gelelim. Oradan da export ve mp3 file diyelim. Klasörü seçelim. Şu an karşıma bir ekran geldi ve ekranda gördüğünüz şeyleri birebir kopyalayın isterim. Rendering ileri seviye bir konu ama şarkı yaptıysanız dışarı aktarmadan videoyu kapamak istemedim. Burada gördüğünüz tikleri koyup ayarlamaları birebir projenize alırsanız en ideal mp3 renderini yaparsınız. Renderin sonrası da yaptığınız şarkıyı dinlemek veya paylaşmak. FL Studio 20 ile kestirmeleri kullanarak doğru hamleleri yaparak mütevazi bir parça meydana getirdik. Bu bir seridir ve sizi geliştirerek ilerlemeye devam edecektir. Abone olmanız ve bildirimleri etkinleştirmeniz sizler için çok faydalı olur. Video kaçırmanızı istemem. Beklediğiniz konuları yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize iyi bestelemeler.